Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. 25 Eylül Cumartesi günündeyiz. Bugün çekeceğim videoda birazcık daha hani bundan sonraki süreçte ne olacak, ne bitecek? Şimdi Merkez Bankası bildiğiniz gibi geçen hafta 100 bas puan bir faiz indirimi yaptı. Bu faiz indirimi hepimizin bildiği gibi tamamen talimatla gelmiş bir indirimdi. Ben de elimden geldiği kadar kendi duyumlarımı sizlere Twitter'dan aktarmaya çalıştım. Hani bir haftadır yaklaşık 100-125 bas puan bir faiz indirimi geleceğini sizlere yazıyorum. Sadece son gün, çarşamba günü acaba ikna edilir mi haberleri dolaşmaya başlamıştı. Son çünkü kesin de talimat. Yani 100 bas puan ve 100-125 bas puan arası bir faiz indirimi talimatı kesin olarak verilmişti. Dediğim gibi sadece son gün Fed'in açıklamalarından sonra acaba ikna olur mu şeklinde haberler geliyordu ama kesin değildi. Sonuç olarak talimat yerine gelmiş oldu. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı herhangi bir şekilde kendi bilgi birikiminden kaynaklanan kararlar alamıyor. Bu ülkede hiçbir kimsenin alamadığı gibi emredilen neyse onu yapmak mecburiyetinde ve emri yerine getirdi. Köşesine de çekildi. Hatta ki şu anda Eylül sonunda bitmesi gereken TL'ye stopaj avantajı var. Yani bunu bile açıklamadılar. Yani bunun uzatılması gerekiyor çünkü. Bunu bile açıklamadılar. Büyük olasılıkla bugün yarın bunun açıklamasını da yapacaklardır. Bu stopaj avantajının, TL'ye verilen stopaj avantajının uzatıldığı şeklinde bir açıklama yakında gelecektir. Buradaki süreçte Merkez Bankası bildiğiniz gibi ilk göreve geldiği zaman yani Naci Ağbal görevden alındıktan sonra Merkez Bankası'nın ani bir faiz indirimine gideceği konuşuluyordu. Ama Merkez Bankası dedi ki ben her zaman için enflasyonun üstünde bir faiz vermeye devam edeceğim şeklinde açıklamalar oldu ve piyasayı tuttu, piyasayı düzeltti. En azından biraz olsun, hiçbir zaman bir güven yok da en azından biraz olsun bir güven aşılanmıştı. Fakat enflasyonu düşüremedikleri için, son enflasyon da yukarı geldiği için bildiğiniz gibi enflasyon faizin üstüne çıkmış oldu. Dolayısıyla bir faiz artışı yapması gerekiyordu ama bu sefer de başka bir mevzuya girdi. Çünkü talimat kesindi. Ne yaparsan yap bu faiz inecek. Bu sefer de Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyonu göz önüne almaya alıyoruz açıklamasını yaptı. Şimdi çekirdek enflasyon nedir? Çekirdek enflasyon gıdanın ve enerjinin içinde olmadığı bir enflasyon. Normalde gelişmiş ülkelerde bu çekirdek enflasyonun baz alınması çok normaldir. Çünkü burada hani enerji fiyatları ve gıda fiyatları belirli süreçlerde belirli dalgalanmalar yaşayabilir. Yani ama bizde durum aynı şey de değil. Yani burada enflasyon bizde kronikleşmiş bir durumda. Yani devamlı yukarıya giden bir enflasyon var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde gıda fiyatlarının ve enerji fiyatlarının içinde olmadığı bir enflasyon bizler için herhangi bir şekilde bir şey ifade etmiyor. Zaten şu anda açıklanan enflasyon %19'luk enflasyonun bir hikaye olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ülkede enflasyon minimum %50'lerde dolaşan bir enflasyon. Ama buna rağmen biz dediler ki çekirdek enflasyonu baz alacağız. Artık bu bir sinyal oldu. Sonuç olarak dediğim gibi buralardan önce talimat gelmişti. Merkez Bankası Başkanı da kendi kafasına göre bir kılıf uydurdu. Çekirdek enflasyonu baz alıyoruz dedi ve talimatı yerine getirip 100 bas puan faiz indirdi. Peki bundan sonraki süreçte ne beklemeliyiz? Buna bakacağız. Dolarda ne beklemeliyiz? Borsada ne beklemeliyiz? Buna bakacağız. Şimdi eğer bu faiz indirimi geliyorsa şimdi önümüzdeki 1-2 ay enflasyonda geçtiğimiz senenin enflasyonuna oranla yani baz etkisiyle belirli bir düşmeler olacaktır. Eğer olması düşünülüyor öyle diyeyim size. Çünkü bildiğiniz gibi gıda fiyatları ve enerji fiyatları dünyada hala artmaya devam ediyor. Yani baz etkisiyle bir düşme olduğu takdirde işte bakın enflasyon biz faizi indirdik enflasyon da düşmeye başladı şekilde bir algı operasyonu devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bu 2 aydan sonra enflasyon baz etkisi de ortadan kalktıktan sonra yukarı hareketlerine devam edecektir. Asıl soru da burada başlayacak. Yani siz şimdi bildiğiniz gibi Naci Ağbal'dan önce Murat Uysal görevdeydi ve işte faizler çok yukarıda dedi. Tepe tepe aşağıya indirdi faizleri. Enflasyon düşmedi. Enflasyon düşmemesinin yanında tekrardan faiz artışına başlamak zorunda kalmıştı Murat Uysal. Ondan sonra da
tepedeki hani kendi üstünden sorumluluğu atmak için beceremedin deyip Murat Uysal'ı aldı. Şu andaki Merkez Bankası Başkanı'nın sonu, akıbeti de aynı olacaktır. Yani enflasyon yükselmeye devam ettiği zaman Merkez Bankası'nın bir yerde tekrardan faiz artışı yapmak zorunda kalacaktır. Üstteki de sen faizi arttır, ben de seni kovayım diyecektir. Ve Merkez Bankası Başkanı da tekrardan faiz artışına girecektir. Tepedeki de vay sen nasıl faiz arttırırsın diye Merkez Bankası Başkanı'nı kovup kendini korumaya alacaktır. Yani sorumluluğu üstünden tekrardan atacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi önümüzdeki süreçte faizler birazcık daha indirecekler gibi görüntü var. Bu indirme de ülkeye çok büyük zarar verecektir. Yani şu anda baktığınız zaman tamamen milletin ve yatırımcının üstüne oynanan büyük bir oyun var. Yani ben Twitter'dan elimden geldiği kadar sizlere bu paylaşımlarımı yapmaya çalışıyorum. Yani hani 100-125 baz faiz artışı olacağını, bunun dışında şu hareketin nerede o hemen hemen onu da gösterelim. BIST 100'deki son Merkez Bankası faiz kararından önceki şu hareketin, şu yeşil mumun bir tuzak olduğunu, ertesi gün hatta onları da gösterebilirim. Tuzak olduğunu, Perşembe günü yani faiz kararı günü birazcık daha yukarı çekip endeksi baskılayacaklarını, satacaklarını söylemiştim. Şu satışların hepsinin tek nedeni var arkadaşlar. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın faiz indireceği yaklaşık 10 günden beri belliydi. Bu haberi alanlarda biliyorsunuz bu haberler dolanır. Alanlarda satışa çok erken başladı. Dolar TL'nin sadece dolar TL'deki aksiyona baktığımız zaman hemen onu da gösterelim. Bildiğiniz gibi dolar TL şu bölgelere kadar düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyon açıklamasını yapmadan önce zaten şu hareketi yapmıştı arkadaşlar. Burada haberi bilenler buradan doları aldılar. Daha sonradan şu haberde buradaki hareket de çekirdek enflasyon ve faiz indirim hareketi oldu. Yani kesinlikle ve kesinlikle tamamen dışarıdan, içeriden duyulan yani insider trading olayı haberi alanlar doları alıp borsayı tamamen aşağıya doğru satıp büyük paralar kazanıyorlar. Sistem tamamen yatırımcıyı kazıklamaya, yatırımcının sırtının üstüne binmeyi amaçlayan bir sistem haline gelmiş durumda. Sizler de bunun zaten herkes çok eskiden beri farkında diye düşünüyorum. Peki bundan sonraki süreçte ne beklemeliyiz? Şimdi bunlar bildiğiniz gibi dün faiz indiriminden sonra tepedeki belirli açıklamalar yaptı. Yani daha 3 gün önce dostum Biden'la biz Brüksel'deki şeyler üzerinde mutabık kaldık diyen tepedeki şahıs 3 gün sonra yani Merkez Bankası kararından sonra Amerika ile bildiğiniz gibi köprüleri atar açıklamalar yapmaya başladı. İşte teröristlere yardım ediyorlar. Amerika bildiğiniz gibi 10 yıldır yani sadece açığa çıkmışı bahsetmiyorum yani 30 yıldır da teröristlere yardım ediyor da son 10 yıldır bunu çok açık bir şekilde yapıyor. Tırlar dolusu araç gereçlerle bunlara yardımı yapıyor. Şimdi hani durup dururken nereden çıktı bu? Çünkü buradan bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler konuşmasına için Amerika'ya gitti ve uzun bir süredir de Erdoğan Biden'la görüşme çabası içerisinde. Ama Biden bunu kabul etmiyor. En sonunda Birleşmiş Milletler için gittiği New York'ta tekrardan görüşme isteği kabul edilmedi. Ve dolayısıyla da artık köprüleri attı. Bunun üzerine de gelen Rusya ile işte 23 Ekim'de Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyecek çok önemli bir görüşme yapacağız şeklinde açıklamalar geldi. Yani gene tekrardan işte biz Amerika sen öyleysen biz de Rusya Çin tarafına kayarız şekline geldi. Yani ayıyla yatağa girme mevzusuna tekrardan giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sadede gelelim. Önümüzdeki süreç içerisinde sıkıntılar devam edecek gibi duruyor. Buralardan bu açıklamaların ben devamının da geleceğini düşünüyorum. Yani ortamı gelecek açıklamalarında devamının geleceğini düşünüyorum. Şimdi piyasalar bu tarafından baktığımız zaman seçimlere şimdi 1,5 yıllık bir süreç var.
Şimdi seçimlere bu borsa ve bu dolarla girilmemesi gerektiğini ben söylüyorum. Zaten dünyada da baktığınız zaman seçimler her zaman için bir hikayedir. Ve seçimin zamanı yumurta kapıya dayandığı zaman da fiyatlanmayacağı için belirli bir evreden sonra fiyatlanma başlayacaktır. Ama şu andaki görüntü bizim negatif görüntümüz hem borsa hem dolar açısından devam edecek, bir süre daha devam edecek diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dolarda yukarı hareket başladı. Yukarı hareketin de hani şu şekilde baktığımız zaman şurada yukarıdan geçen bir kanalımız var. Bu kanalımızın üst tepesinin de geçtiği nokta yaklaşık olarak 9-13 seviyeleri. Hani bu bölgeler görülecektir. Merkez Bankası'nda herhangi bir şekilde doları düşürecek zaten bir rezervimiz yok. Daha önceden işte bildiğiniz gibi 128 milyar doları çevrelerine sata sata doları düşürmek için harcadılar, bitirdiler. Bir kısmı işte kendi yandaşlarına çekildi. Buradan artık dolar satacak bir rezervimiz de yok. Son açıklamalarda Merkez Bankası rezerv toplamaya çalışıyor. Dolayısıyla buradaki önümüzdeki süreçte doların yukarı hareketi devam edecektir. Burada zaten herhangi bir şekilde doları düşürmek de istemiyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. İsteseler doları patır patır çok güzel düşürürlerdi arkadaşlar. Bunun herhangi bir şekilde başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani gerek şu bölgede 6.90'larda Naci Ağbalı aldı. Şu hareket yaşadı. İsteseler Naci Ağbalı almasalar dolar daha da aşağıya gelecekti. Şimdi tekrardan eğer enflasyonu indirmeyip sabit bıraksalar dolar gene aşağılara doğru gelecekti. Gene istemediler. Zaten şuradaki doların yukarı hareketindeki süreçte de kendileri isteyerek bilerek doları yükselttiler. Zaten bunu da kendileri de inkar etmiyorlar. Doların zayıflaması, ihracatı yükseltip cari açığı düşürmek gibi bir amaçları var. Ama bunun önümüzdeki süreç içerisinde ülkemize çok çok ama çok büyük zararları olacaktır. Ben faiz indirme inadının devam edeceğini ve agresif indirimler yapılacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun artık herhangi bir şekilde bir faiz indirimi, faiz arttırımı beklemiyorum ne olursa olsun. Yani bu artık bir faiz indirim döngüsüne döndü diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde de faiz indirimi devam edecektir. Doları da daha yukarılara, onlara doğru çekeceklerini ben düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum, amaç doları yükseltmekle alakalı arkadaşlar. Amaç doları yükseltip bir yerlerden sonra kendi ellerindeki dolarları satacaklar. Artık borsaya mı girerler, ne yaparlar onu çok bilmiyorum. Borsada duruma baktığımız zaman bizim endeksimizde şimdi arkadaşlar dolarda pardon çok özür dilerim. Borsada buralarda bir konsolidasyon süreci içerisindeyiz arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir konsolidasyon süreci içerisindeyiz. Aynı şu dönemlerde yapmış olduğu gibi. Aynı şu dönemde yapmış olduğu gibi. Bakın bu bölgeye baktığınız zaman 900 ile endeksin 900 ve 600 de olduğu zamanlar. Yani bir 300 bazlık aralıkta 2014 ile 2017 yılları arasında şu 300 puanlık bölgede vakit geçirmiş. Daha sonradan endeks buradan yukarıya hareketine başlamış ve 900'lerden 1175'lere gitmişiz. Tekrardan düzeltmişiz. Şu aralıkta yani şu bölge 1050 ile 900 aralığında da yaklaşık olarak 2018 Ağustos'tan 2019 Ekim'e kadar bir yıllık bir süreç geçirmişiz. Arada haberler gelmiş. Bu haberlerden tekrardan kalkmışız. Bu bölgede tekrardan bir süreç geçirmişiz ve tekrardan yükselmişiz. Şimdi de bu bölgelerde yani kaç diyebiliriz? 1470 ile 1340 aralığındaki bölgede tekrardan belirli süreçler geçiriyoruz. Ben bu bölgelerde tekrardan yukarı doğru, yukarı aşağıya makaslar olacağını ve sonuçta da yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta baktığınız zaman büyük kağıtlarda yani tamam faiz indirildi. Faiz indirildiği takdirde dolar yükseldi. Şimdi bizim borsamızdaki şirketlerin pek çoğunda faiz indirimden yarar sağlaması lazım. Bunun başında da bankalar gelir, GYO'lar gelir, sigorta şirketleri gelir. Şimdi Cuma günü baktığımız zaman satışların devam ettiğini görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Bu fiyatlamaların içinde faiz indiriminin dışında
başka bir fiyatlama var. Zaten son gelen Amerika açıklamaları, Rusya açıklamaları da bize bunu gösteriyor. Yani bir şeyler daha geliyor gibi görünüyor önümüzdeki süreç içerisinde. Bu bizim için, ben hep söylüyorum, buradaki konsolidasyon sonucundaki yukarı hareket gerek seçimler fiyatlanması, yani 1,5 yıl sonra seçim var ama o fiyatlanma çabuk olmayacaktır. Hemen anında, hani atıyorum 2022'nin Haziran, 2023'ün Haziran'ında seçim varsa 2023'ün Mart'ında başlamayacaktır hareketlenme. Ben seçimlere geldiğimiz zaman 2000'in üstünde, 2400 civarlarında bir fiyatlama bekliyorum borsada. Sabredenin kazanacağını düşünüyorum tekrardan. Bazı arkadaşlarımız vay hocam olmaz. Ben size burada grafiksel açıdan da daha önceden olmuş hareketleri de buralarda gösteriyorum. Buralar birazcık sabır işi arkadaşlar. Bekleyen, emek veren kazanır. Peki önümüzdeki süreçte, geçtiğimiz gelecek haftada bu hareket yapısı devam ederse ne olur? Yani büyük kağıtlardaki bu satışlar devam ederse ne olur? Büyük kağıtlardan yan kağıtlara geçiş olur diye düşünüyorum. Sonuç olarak bu piyasada, borsada belirli, bu tümden aşağıya satışlar devam etmeyecektir. Ben bankaların hareketini çok merak ediyorum. Sonuç olarak bankalar faiz indiriminin en çok yarayacağı kurumlar diye düşünüyorum. Çünkü 2022 yılındaki karlarına etki edecektir faiz indirimi. Ve faiz indiriminin de devam edeceğini düşünürsek bankaların, GEO'ların ve sigorta şirketlerinin önümüzdeki süreç içerisinde daha yükseklere doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, faiz indiriminden sonraki gelen cuma günkü satışların ne olduğunu önce bir görmemiz gerekiyor. Yani gelen şeyin ne olduğunu bir görmemiz gerekiyor. O yüzden birazcık daha sakin olmamız gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. Buradan sonra başka neye bahsedebiliriz? Aynı şekilde BIST 30 için de aynı şey geçerli. BIST 30 hisseleri için de aynı şey geçerli ve bankacılık endeksi için de geçerli. Şu andaki görüntü birazcık negatife dönmüş durumda diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Buradan indikatör bazında bakarsak, şimdi bulutumuzun, bir silelim. Şimdi bulutumuzun üstünde bir kapanış gördük. Şöyle göstereyim. Ama bunun devamı gelir mi? Hani buradan şu tepkiyi alır mıyız 1282'den tekrardan? Yoksa bu şu bölgeye doğru, yani bulutumuzun alt kısmı olan 1280'lere doğru bir hareket gelir mi? Bunu görmek istiyorum. Yani 1282'nin üstünde tuttuğu takdirde yukarı hareket devam eder. Yani en azından konsolidasyon devam eder. Şu anda uçacak kaçacak bir şey yok. Hani endekste herhangi bir şekilde şu dönemde, yani bu baskıların olduğu, Amerika ile bu kadar boğaz boğaza gelecek açıklamaların olduğu, faiz indiriminin devam edeceğini sinyalinin geldiği, gereksiz bir faiz indiriminin olduğu bir dönemde yukarıya beklenti askıya alınır tabii ki. Yani bu ne geleceğini görelim. Eğer kötü bir şey geliyorsa Amerika'dan gelecek açıklamalara da bakar. Hani bir dost, müttefik, biz Türkiye ile şöyleyiz, böyleyiz açıklamaları gelirse veya herhangi bir şekilde bir görüşme olduğu haberi gelirse pozitif olur. Eğer gelmediği takdirde başka bir açıklama gelirse ve bu açıklamalar devam ederse, biz bu bulutumuzun alt kısmı olan 1280'lere doğru hareketin devamını görebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Yani önümüzdeki süreçte birazcık daha sakin olmak ve ne geleceğini bir görmek lazım diye ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Ha, bundan sonraki süreçte ben tümden gelim, yani şimdi Perşembe Cuma günü bildiğiniz gibi endekste tümden bir geri gelim oluyor. Satışlar tümden oluyor. Ha, burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Piyasada, bizim borsamızda zaten herhangi bir şekilde bir yabancı yok. Tamamen Türklerden oluşan bir borsamız var. Yani Bankofu veya diğer şirketleri yabancı olarak görmeyin. Bunların hepsi badem bıyıklılar arkadaşlar. Yurt dışında hesap açan Türk yatırımcılar. Bundan çok net olarak emin olabilirsiniz. Endekse de şu anda Bankof ve Yapı Kredi'nin robotu üzerinden daha çok Bankof işlem yapılıyor. Yani Bankof'un herhangi bir şekilde piyasada bir alıcı olmadığı için ufak paketlerle endeksi 5 dakika içinde %1 düşürme gücü var. Aynı şekilde %1 de yukarıya alma gücü var. Dolayısıyla burada birazcık daha kısa vadeli değil de
uzun vadeli düşünmek daha mantıklı olacaktır. Mesela şurada bakın, şuradan bir hareket vardı. Bunun dibine geldi mesela. Aynı şekilde bu bölge hem bulutumuzun, bu kalın bulutumuzun üst kısmı, hem şurada gördüğünüz trend çizgimizin test edildiği nokta. Hani bu bölgeler kırılırsa eğer, yani önümüzdeki hafta aşağıya gelmeye devam edersek, yapacağı hareket şu şekilde bir hareket olur. Ve şu yükselişin %38 düzeltmesi olan 1295-1280 aralığına kadar aşağıya gelebiliriz. Önümüzdeki haftanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 1282'den yukarı bir hareket olmayıp da aşağıya bir hareket olduğu takdirde, önce aşağıya bir kırılım, sonra burayı kırdığı yeri bir backtest, oradan tekrardan 1280'lere doğru bir düşüş gelme potansiyeli var. Bunu ben yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi ben Twitter'dan da yazıyorum. Arkadaşlar, bizim yaptığımız teknik analiz ve öngörü şudur. Teknik analiz geçmişteki fiyat hareketlerinin, yani satın alma davranışlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistemde parametrelerin sabit olduğu, bu kadar çok dış müdahalenin olmadığı zamanlarda geçerli olur. Şimdi burada biz tepe tepe yurt dışı yukarı giderken, bir gece yarısı, bir cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı'nın alacağını hiçbir teknik analiz gösteremez arkadaşlar. Bunu size çok net olarak söyleyebilirim. Yani bunun dışında hiç enflasyonun yükseldiği bir yerde, dünyadaki böyle bir kaosun olduğu, Brezilya'sından Rusya'sına kadar bütün ülkelerin faiz arttırdığı bir dönemde, Merkez Bankası'nın bir emirle 100 bas puan faiz indirimine gideceğini size teknik analiz söylemez. Baştakinin Amerika'ya dalaşacağını size herhangi bir şekilde bir teknik analiz söylemez. Yani bunlar, bu yapılan teknik analizler tamamen parametrelerin aynı, satın alma davranışlarının aynı olacağı varsayımı üzerine teknik analiz yapılır arkadaşlar. Yani piyasanın normalleştiği, herhangi bir şekilde bir müdahalenin gelmediği, sonuç olarak ben hep yazıyorum Twitter'da, baştakinin ben Diyanet İşleri Başkanı'nı Merkez Bankası Başkanı'nı yapıyorum deme ihtimali var mı? Var. Ben oğlumu Merkez Bankası Başkanı yapıyorum veya Başbakan yapıyorum deme ihtimali var mı? Var. Şimdi bunları teknik analiz size nasıl göstersin? Yani öyle bir durum yok. Yani böyle bir şey beklemeyin. Çok böyle, hani böyle dönemlerde çok teknik analize çok bir şey atfetmeyin. Onu size çok net olarak söyleyeyim. Çünkü devamlı bir müdahale var. Doların düşmesine izin verilmiyor. Yatırımcının gülmesine izin verilmiyor. Ve bunu müdahaleyle de gerçekleştiriyorlar. Bunun üzerine hani şu analiz olmadı, bak böyle dedin yukarı gitmeye. Evet, bak burada Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmeseydi yukarı gidecekti. Bunun yolu yok. Bütün dünya tepe tepe her gün rekorlar kıra kıra yukarıya gitmiş. Sen gece yarısı, cuma, bir cuma gecesi veya cumartesi sabahı doların düştüğü, borsanın yukarı gittiği zaman da Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Buna kimin ne fiyatlaması olabilir ki? Bunu göremezsin. Bunu öngörecek bir sistem yok dünyada arkadaşlar. Keza burada faiz indirmeseydi yukarı gidecekti. Çok net söylüyorum size. Dolar da aşağıya gelecekti. Yani faiz indirimi haberini aldıkları için doları aldılar 8.27'lerden. Eğer o haber olmasaydı dolar gelirdi 7.80'lere. Bunun çok bir şeyi yok. Ha, dolar tepe tepe aşağı gelmeyi beklemeyin zaten. Herhangi bir şekilde. Dolar düştüğü yerden alım fırsatı verir. Bunu hareketi yapmasaydı biz endeks olarak şu 1530'lara doğru hareket edip bu bölgelerde konsolide geçirip yeni yükseklere gidecektik. Yani bunları herhalde aklı selim olan herkes görüyordur diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Neyse, önümüzdeki süreçte şimdi hisse bazında bakalım mı bakmayalım mı? Mesela kozallar. Şimdi bunları verdiler. Tamam, bunların bir sahiplik sorunu var. Eyvallah. Bir şey de demiyorum. Ama bunların kasasında dünya kadar para var. Dolar fiyatları artmış Türkiye'deki. Dolayısıyla bu işlerin, bunlar altın çıkaran firmalar.
Bunlara ne olur mesela? İstedikleri kadar ne olursa olsun. Bunların yukarı hareketi herhangi bir şekilde bir zarar görmeden devam edecektir ve alım fırsatı veriyordur. Türk Hava Yolları hava ulaşım sektörüne çok fazla bakmak istemiyorum. Hani şu anda baktığın zaman hareketler güzel gözüküyor. Ama pandemide olacak bir gelişmeyle her şey tekrardan değişebilir bu bölgede. Şu hareketin yapısı tekrardan 15-26'lara gideceğini gösteriyor. Buralar delinirse daha yukarılara gidebilir diye düşünüyorum. Ben bankalar, yani bankaların dediğim gibi faiz indiriminden yararlanma durumu olacaktır. Mesela garan olarak baktığımız zaman hani belki buralardan bir 9.05'lere doğru tekrardan bir tepki verip 8.55'lere gelip belki bu bölgelerden kalkar. Ben şu bölgeyi 8.55'i ben bu arada söyleyeyim. Hani Perşembe gününkü hareketten sonra faiz indiriminden sonra akşama doğru düştüğü yerden birazcık topladım. Gerek garan toplamadım. Yapı Kredi ve Akbank topladım. Cuma günü daha da aşağıya verdiler. Önümüzdeki süreçte de garan olarak baktığım yer 8.55, yukarıda 9.05. 9.05'in üstünde bir kapanış gördüğüm takdirde daha yukarıları fiyatlarım 8.55'ten tekrardan alırım. Mesela Akbank. Akbank'ta da aynı şey geçerli. Akbank'ın kapanışını da çok böyle iyi bir kapanış yapamadı mesela Akbank. Yani şu bölge var. Ama gerek şeyi kırdı hem de şu bölgelerimiz bizim aşağıya doğru kırmış gözüküyor. Ben pazartesi günkü hareketini çok merak ediyorum. Hani şu bölge destek olur mu? 5.07 bölgesi. Birazcık daha izlemek istiyorum bankaları. Başka neye bakalım? Mesela şişe çok sağlam durdu. Onu söyleyebilirim. Yani şişe şu bölge güzel satın alma bölgesiydi. 8.05, 8.08, 8.05 bölgesi. Hani burada kırmızı ortalamamızın da geçtiği yer 8.20 civarlarındaydı. 8.19 kapattı. Yani 8.20'nin üstünde tekrardan bir yukarı hareket başlayabilir diye düşünüyorum ben şişede. Hani şu bölge zaten bizim için önemli. 8.05 bizim için önemli yer. 8.05'in üstünde kaldığı sürece ben yukarı hareketin şişe için en azından devam edeceğini düşünürüm. Gübreye bakalım. Biraz önce kozallar için söylediğim görüntü gübre için de geçerli. Yani şu bölgelerde bir konsolidasyon geçiriyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. Hani şu bölgede bir gap daha vardı. Hani ben bunları dolar bazında baktığım için bütün gaplar kapandı da hani TL bazında da söyleyeyim. Şu bölgede bir gap daha vardı. Bu gap'i de kapattı gördüğünüz gibi. Hani 45'ler görüldü. Bir ara birileri artık bir yanlış klik mi oldu? Yoksa birileri mal mı sattı? Bilmiyorum ama 45'ler de göründü. Ben artık bu önümüzdeki süreç içerisinde de bu bölgeden tekrardan bir yukarı hareket. Yani en azından şu 50-54 aralığına doğru bir hareket yapısı içerisine girmesini bekliyorum. Önümüzdeki ayda gelecek haberlerle beraber de yukarı hareketin hala aynı yerdeyim. Onu söyleyeyim. Yani şu bayrağımızın çalışacağını ve bu bayrakla birlikte şöyle bir hareket yapısı içerisine gireceğini ben düşünüyorum gübre fabrikalarında. DRGO ben bunu da analizlerimde söylüyorum. Yani faiz indirimlerinin yarayacağı şirketlerden bir tanesi de bu. Perşembe ve Cuma satışlarıyla birlikte hani şu bölgelere doğru bir gelme potansiyeli hala var. Yani 3.41 ve 3.39'lara doğru gelme potansiyeli var. Şu bölgenin altını beklemiyorum. 3.39'un ve buralardan tekrardan yukarı hareketlerin ben başlayacağını düşündüğüm hisselerden bir tanesi TRG'ye o arkadaşlar. Ereğli'ye çok bakmaya gerek var mı? Yani Ereğli'de artık 17.39 bir destek haline gelmiş durumda. 17.39'un üstünde bir kapanış görmediğim takdirde tekrardan aşağılara bir hareket yapısı gelebilir. Yani 15-23'lere doğru gelebilir.
Eğer olur da 17-39'un üstünde bir haftalık bir kapanış, yani tekrardan şu %23 düzeltme ve mavi ortalamamızın üzerinde bir kapanış görürsem 17-39 tekrardan yukarı beklerim. Ama buranın üzerinde bir kapanış görmediği takdirde de 15-23'lere doğru bir düşüş hala beklerim. Bu bölgelerden herhangi bir şekilde ben Ereğli almam arkadaşlar. Ekfen'e bakalım. Yani iyi kapattı. Hani ben şu bölgelerden bir yukarı, ya bu bölgede alınır. Zaten burada da çizmişiz. Bakın. Hani şu bölgeler Ekfen için bence alım yerleri diye düşünüyorum. Vakti olan, sabrı olan alabilir. Migros. Şu Migros'a da bir bakalım. Bildiğiniz gibi gene tepedekinin bütün enflasyonun suçunu marketlerin üzerine attı. 5 tane market işte gene töhmet altına attı. Suçları vardır yoktur bilmem. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Enflasyonun ana sebebi ÖTV ve para basılmasıdır arkadaşlar. ÖTV kalkmadığı sürece, bu mazot fiyatlarındaki ÖTV kalkmadığı sürece bizde enflasyon herhangi bir şekilde bir düşme göstermez. Zaten çekirdek enflasyonu başta da söyledim. Çekirdek enflasyonun içinde enerji, doğalgaz yoktur. Petrol yoktur. Gıda fiyatları yok. Biz diyor bunu baz alıyoruz. Ya bize ne çekirdek enflasyon? Bizim enflasyonumuz gıda, mazot üzerinden. Doğal, yani şimdi kış geliyor, enerji fiyatları tepe tepe yukarı gidiyor. Dolayısıyla doğalgazlara çok büyük zamlar gelecek. Geliyor da zaten. Gıdalar da düşmeyecek. Onlar da diyor ki kardeşim biz gıdaları ve enerji fiyatlarını dışlamış enflasyonun göz önüne alalım. Saçma sapan işler. Çok şey konuşulur da. Dolayısıyla tekrardan bunları baskı altına aldı. Ben bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Keza Migros için de aynı şekilde. Hani şu 31.72'lerden 55 hedefiyle 50-55'lere doğru bir hareket yapısı, ama sabırlı olan için defansif bir hisse. Hani bunu da görmek ister. Piyasa şimdi böyle bir açıklama oldu. 5 tane market, bunlara ne yapacaklar, ne edecekler? Bunların da sözde olduğunu da hepimiz biliyoruz. Herhangi bir şekilde bir şey olmayacaktır. Ama bir süre daha hani bu bantlarda belki yataya bağlayacaktır. Ama sonuçta da benim bunlarda 55'lere, 50-55'lere doğru 30'dan alıp 50-55'lere giden bir fiyatta yaklaşık olarak %60'lara yakın, 60-70'lere yakın bir kar marjı bırakır. Alıp da sabırlı olan bence kazanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer kağıtlar benim bundan bir önce yapmış olduğum potansiyel 10 hissesi diye söylemiş olduğum kağıtların hepsinin de aynı şekilde düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir değişiklik yok. Şu anda müdahaleden dolayı bu fiyatların belirli kısımlarında aşağıya doğru hareket oldu. Diğer bütün kağıtlarda olduğu gibi hala aynı şekilde düşünüyorum. Gıda fiyatlarının önümüzdeki süreç içerisinde yukarı hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Teknoloji firmalarının hareketlerinin yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. Gübre fiyatları çok artıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'da ve Çin'de enerji, mesela Çin'de enerji, yani enerji yok. Elektriklerde sıkıntı var. Elektrik kesintileri başladı. Dolayısıyla gübre fabrikaları çok fazla iş yapamıyor. Hatta bazıları kapatıldı. Keza Avrupa'da gübre fabrikalarında gübre fiyatları çok arttı. Önümüzdeki süreç içerisinde zaten Ege Gübre ve aynı zamanda Bağfaş'ta da belirli hareketler oldu. Bir kısmını Bağfaş aldı ama gübre fiyatları da çok artıyor. Bunu gübre fabrikalarıyla da şey yapabilirsiniz. O kağıtta başka şeyler de var. Hani bir o kağıdı dediğim gibi tavan tavan kaldıracaklardır. Sabredenler, bunlara yatırım yapanların ben kaybedeceğini herhangi bir şekilde düşünmüyorum. Piyasalar ne olursa olsun arkadaşlar. Yani faizler indi, dolar gidiyor diye bütün her şey aşağıya çökecek diye bir durum söz konusu değil. Bir yerden sonra daha ucuz kağıtlara da yöneleceklerdir diye ben kendi adıma düşünüyorum. Yani şeyin söyleyeceklerim temel olarak bu kadar. Yani bir önümüzde gelecek olan ne gelecek? Bir şeyler gelecek. Bunu bir görelim. Daha sonra analizlerimize devam ederiz. Dilim döndüğünce bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Artık bu süreçten sonra
affola diyeyim yani, dilimin döndüğü kadar bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Ben pozitif olmaya devam ediyorum. Pozitiflik yani önümüzdeki süreç içerisinde bu dönemde borsaya yatırım yapanların kazanacağını, sabırlı olanların kazanacağını ama bunu kısa vadeli düşünmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu Twitter'da da bahsettim. Videolar çekiliyor. İşte bir amca 3 liradan almış, 40 lirada satmış, 30 lirada satmış, bilmem ne kadar karlar elde etmiş. Burada sabreden insanlar kazanıyor. Yani bugün yatırım yapıp 1,5 sene, 2 sene, bilemedin 3 sene için herhangi bir şekilde bir yatırım yapanın, iyi kağıtlara, hikayesi olan kağıtlara yatırım yapanın herhangi bir şekilde ben kaybetme riski olduğunu düşünmüyorum. Sadece birazcık daha vadeyi uzun tutmanız sizler için yararlı olacaktır. Ben kendi adıma öyle yapıyorum. İçinde olduğum hisseleri herhangi bir şekilde satmıyorum. Ve gerekirse 1,5 yıl, 2 yılda beklerim. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde benim bakacağım şey nedir? Mevduattan ne kazanmış? Benim kendi paramda, kendi hissemden ne kazanmışım? Ben kendi hissemde, durduğum hissemde, şu anda zarar olduğum hisselerimde önümüzdeki süreç içerisinde tüm yatırım araçları, dolar da olsun, altın da olsun, mevduat da olsun, o da olsun, bu da olsun, hepsinden daha çok kazanacağımı inanıyorum ve düşünüyorum ve yolumu da buna göre çiziyorum. Sadece sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Sizler de sabrederseniz herkes zararda. Onu da söyleyeyim. Şu anda borsada kârda olan insan yok. Herkes bir şekilde parasının %50'sini bir şekilde kaybetti ama bu böyle olmayacaktır, sürmeyecektir. Önümüzdeki süreç içerisinde yukarı hareketler başlayacaktır, devam edecektir. Bunların sebeplerini de önceki videolarımda söyledim. Sadece yapmanız gereken şu: yukarı hareketler başladığı zaman kağıtta oturmasını bilmek lazım. Yani kağıtların kârda oturmasını bilmeyen yarın zararlarını karşılayacak parası olmaz arkadaşlar. Bu dönemde kârda, yani kağıtlar harekete geçtiği zaman da oturmanız lazım. Bazı arkadaşlarım şimdi bu videonun altına yorumlar yazacaklardır. Biz öldük, biz bittik, işte bu kadar zarardayım, şu oldu, bu oldu. Yani sen zaten hani şey yoksa bunu takip etmeyeceksin. Yani belirli bir şekilde ekranını kapatacaksın. Bakmayacaksın. Bunun kendi kendinize zarar verecek, vermeyin yani. Psikolojinizi öldürmeyin. Bekleyeceksiniz. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Beklemek gerekiyor. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani çok fazla hisse analizlerinde daha fazla girmeye gerek yok. Dediğim gibi gelen bir şey var. Bu gelenin ne olduğunu hep birlikte öncelikle bir görelim. Ondan sonra önümüze bakalım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum bu arada. Kendi fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ben okuyorum. Her şeyi biliyoruz. Her şeyde süperiz, mükemmeliz, ediyoruz diye herhangi bir şekilde bir iddiamız yok. Ben kendi bilgi birikimimi, gördüklerimi burada paylaşıyorum. Katılıp katılmamak, izleyip izlememek de size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.